Bu bölümde İhlas Vakfı'nı tanıyacağız. Malum Ramazan ayındayız. Ramazan ayında İhlas Vakfı'nın faaliyetleri neler? Ki bağış konusunda derneklerin, vakıfların önemli bir görev üstlendiğini biliyoruz. Konuşacağız detaylı olarak. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Aydın. Hoş bulduk Aydın. efendim. Çok teşekkürler katıldığınız Sağ için olun. yayına. Ee, tabii Ramazan faaliyetleriniz var önümde notlar da var soracağım evet. hepsini ama... öncelikle. Tabii 50 yıldır bu evet. millete hizmet eden bir vakıfsınız. Evet, Görev edindiniz bunu. Doğru. İhlas Vakfını kısaca bir tanıyabiliriz diğer sorulara geçmeden. Tabii efendim. İhlas Vakfı 1975 yılından bu yana yani 49 yıldır efendim bu ülkeye hizmet eden bir vakıf. merhum Enver Emreören abi ve 9 arkadaş tarafından kurulmuş bir vakıf. Efendim ilk kuruluşunda daha çok eğitim öğretim dalında yani öğrenci yurt işletmeciliği yaparak öğrencileri yurtlarda efendim barındırarak onlara hizmet ederek yüksek tahsil gençliğine yardım etmeye çalıştı. Ama daha sonra diğer konularda da efendim faaliyetler efendim yürütmeye başlamış bir vakıf efendim. Peki, malum Ramazan ayındayız. Evet. Ramazan ...bir anlamda paylaşmaktır. Siz de paylaşma konusunda da önemli bir görev evet. üstleniyorsunuz. Ramazan'a özel faaliyetler... ...bu seneki faaliyetler nedir İlaz Vakfı? Tabii. Efendim şimdi... ...bu seneki faaliyetlerimiz şöyle... ...bir kere yurtlarımız var dedik ya... ...yurtlarımızda 2300 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize... ...iftarlar veriyoruz yurt içinde. Ama sadece yurt içinde... ...iftar vermekle kalmıyoruz. Yurt dışında iftarlarımız var. Mesela bizim en çok yoğun olarak... ...çalıştığımız yer... Afganistan'dır efendim. Kuzey Afganistan. Kuzey Afganistan'da daha önceki programımızda anlatmıştık. Tabi hatırlayan olur, hatırlamayan olur. Efendim 182 tane külliyemiz var. Külliye deyince kompleks efendim, eğitim kompleksi. Yani derin sonda su kuyusu vuruyoruz. Yanında suyu yer, e, yer altından çıkartmak için e, güneş panelleri var. Efendim şadırvanlar var, depo var, çeşme var, Köylüler su birikintilerinden su içmesinler gelsinler oradan hı. su içsinler diye. Erkek dersi var, kız dersi var. Efendim erkek çocukları için tuvalet, kız çocukları için tuvalet inşa ediyoruz. Külliye Çünkü, inşa ediliyor mu? Ediyoruz, ediyoruz. Ediyorsun. Bu külliyelerimizde işte iftar da veriyoruz. Hı hı. Biz o külliyeleri inşa etmeden önce oradaki halk efendim söğüt gölgesinde, ağaç gölgesinde Kur'an-ı Kerim öğrenmeye, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlardı. Biz o külliyeleri inşa edince tam modern bir şey yapmış oluyoruz netice itibariyle. Daha önceden ihtiyaçları geldiği zaman bir ağaç dibine gidip ihtiyaçlarını gidiriyordu çocuklar. Bu biz tuvaletlerde inşa ettik ya, oraya aslında bir medeniyet götürüyoruz Gökhan Bey. Yani bir medeniyeti orada inşa ediyoruz. Çok şükür oradaki insanlara okuma yazma öğretiyoruz yoksa toptan cahil kalacaklar dinlerini öğretiyoruz namaz abdest gusül oruç bütün bu bilgilerin hepsini tamamını oradaki insanlara öğretiyoruz Sadece Afganistan'daki insanlarla kalmıyoruz Afrika kıtasında da yine yetimhanelerimiz var bu yetimhanelerimizde efendim yetim yavrularımıza iftarlar veriyoruz Yüzlerce yetim yavruya Onların ihtiyaçlarını gideriyoruz Giydiriyoruz Yediriyoruz içiriyoruz Uganda'da Çat'ta Somal'de Bu gibi ülkelerde Gökhan Bey Efendim Şimdi vatandaşımız bize nasıl iştirak edebilir değil mi efendim Bu suali tevcih edeceksiniz Bana yani ilgileri yoğun mu diyecektim ardından Heh, bunu da soracaktım Ama evet. bu seneki ilgi İlgi çok yoğun elhamdülillah çok güzel Vatandaşımız duyarlı efendim Ramazan-ı Şerif'te daha çok duyarlı oluyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allahu Teala efendim e, bu ayda yapılan küçük bir nafile ibadete farza verdiği sevabı veriyor. Bu ayda yapılan bir farza başka ay, e, başka aylarda yapı, yaptığın 70 farzın sevabını veriyor. Ya bu kadar efendim kıymetli nimetlerin yağdığı, yağmurların yağdığı bir ay. Efendim yağmur yağarken kovalara su doldurulur. Efendim dolayısıyla Müslümanlar da bu ayda ne yapıyorlar? Viteslerini yükseltiyorlar. Bizim efendim iftar bedelini yurt içi yurt dışı biz 100 lira diye ilan ettik. Hı hı. Şöyle yapıyoruz. Mesela efendim 25 kişilik iftar bedeli verse 2500 lira veya 50 kişilik iftar bedeli verse 5000 lira biz o iftarı yedirirken o yavrulara Efendim o e, bağışçımızın isminde yazıyoruz. Dua ediliyor efendim o bağışçımız için. O da çoluğu çocuğuyla bunu seyredebiliyor. Bu da güzel bir şey. Hı -hı. Hatta hem güven çünkü, açısından tabii, hem, de... hem de çocuklarına şunu deriz. E, çocuklar harsıklarınızdan verin 10 lira 5 lira. Efendime söyleyeyim e, 20 lira her neyse. Buraya iftar verelim. Efendim diyelim ki Gökhan Bey ve ailesi iftarı. Siz evde çoluk çocuktan misal bilmiyorum evli misiniz efendim serde biliyorsunuz efendim çok güzel bir şey yani efendim mutlaka böyle bir iftar nasıl eh, hizmetimiz web var sitesinden, gayet telefonla... kolay gayet kolay bize ulaşmak web sitemiz www.ihlasvakfi.org.tr efendim e, telefon numaramızda da www ee, ...özür dilerim telefon numaramız... ...0212 451 49 çift sır. ...buralardan ulaşabilirler... ...çok kolay... ...zaten arama motoruna İhlas Vakfi yazsa... De direkt ...efendim gayet kolay... Efe, ...efendime söyleyeyim çıkar... ...tabii bunlardan başka Ramazan'a mahsus... ...bir sürü ibadet var efendim... ...bu ibadetlerde de yardımcı oluyoruz... Hı hı. ...ne gibi ibadet var... ...mesela sadakayı fıtra var... ...efendim sadakayı fıtra vermek... ...zenginlik ölçüsüne yani nisaba malik olan kişilere... ...vaciptir efendim sadıkayı fıtrasını... ...vermeyeni Allah hesap soracak... ...günah yani vermemek... ...onun için efendim sadıkayı fıtra nedir... ...diye herkes soruyor... ...yahut sadıkayı fıtra... ...Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri... ...zamandan beri hiç değişmemiştir... ...1750 gram buğday veya buğday unudur... ...veyahut da... ...3,5 kilogram... ...arpa, arpa unu... ...hurma veya üzümdür... ...artık... E, ...vatandaş... Durumuna göre ne yiyorsa, öyle değil mi efendim? Devamlı çok lüks yemekler yiyor, güzel yemekler yiyor, pahalı yemekler yiyor. Restorana efendim 2000 lira hesap ödüyor. E onun Ama ne yapması göre. lazım? 2000 liradan fitresini vermesi lazım. Ama gariptir. O ne yapacak? 1750 gram un bedelini verecek, yatıracak. Gayet kolay. Yine vakfımızın banka hesap numarasına yatırır. Bizi de vekil tayin etmesi lazım. Ha bu önemli. Yani mesela bir kişi hanımının, kızının, oğlunun fidyesini verebilir. Efendim sonra onlara der ki ben sizin fidyenizi verdim. Bakmakla mükellef ya. Bunları verebilir. Efendim kendisinin de verir. Yalnız vereceği kuruma telefonla veya internetten de vekaleti verebilir. Vekalet vermesi lazım. Efendim falanın 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 oğlum filanın kızın filanın hanımın filanın... Efendim sadıkayı fıtralarını vermek üzere falan falanı vakfın görevlerini vekil tayin ettim demesi lazım. Buna sadıkayı fıtra denir. Efendim mesela bir de fidye var efendim. O oruç fidyesi. Değil evet oruç fidyesi var. Bu nasıl? Verilir? Bu nasıl bir şey oruç fidyesi fidyesi? Şöyle efendim öyle hastalar var ki şimdi kronik hasta kronik böbrek hastalığı efendim diyaliz hastası hayatta oruç tutamıyor. Neden? Çünkü haftada üç gün diyalizi girip çıkıyor filan. Veyahut da çok ağır diyabet hastası, bu da oruç tutamıyor. Efendim, veyahut da çok yaşlanmıştır artık. Doktor diyor sen oruç tutma. Oruç tutarsan bedenine zarar verir diyor. Nasıl doktor? Müslüman salih doktorun demesi lazım bunu. Tamam diyor. E bunun artık oruç tutamayacağı belli. Ne yapacak bu? E şunu yapacak efendim. Bir gün için Demin ifade ettik ya sadıkayı fıtra bedeli. 1750 gram buğday veya buğday unu 30 gün için, 30 gün tutamıyor ya bütün evet. Ramazan tutamıyor. 52,5 kilogram un veya un bedeli. E bunu vermesi lazım. İhtiyaç sahiplerine vermesi lazım bunu. Ulaştırması lazım. E kendisinin ulaştırması çok zor. Bunun yerine ne yapıyor? Bizim vakfımızın banka Aynı hesabına oluyor. efendim 1 gram altın bedeli 52,5 kilo un bedelini karşılıyor efendim. Yatırıyor. Sonra telefon açıyor veya internetten vekaleti veriyor. Babam Ahmet Efendi'nin efendim Ramazan'ı tutamadığı Ramazan-ı Şerif ayının oruç fidyesi olarak bu parayı sana verdim. Seni de bu müvekil tayin ettim diye bir ve veriyor efendim. Yine bu az önce saydığınız yollardan değil. Evet, mi? İnternet, evet efendim. İnternet telefon veya aracılıyor. telefonla Gökhan evet. Bey. Evet efendim. Bir kaldı Ramazana mah, yani Ramazana mahsus değil. Zekat şöyledir efendim. Zenginlik ölçüsüne sahip oluyorsun ya. Evet. Bunu ne zaman sahip oldun? Nisap 96 gram Hanefi mezhebinde. 96 gram altına sahip oldun. Bir ihtiyaçlarından mağda ama ihtiyaçlarından başka. 96 gram yani altın veya altın bedeli. Bu kadar param var, birikmiş param var. İhtiyaçlarını da karşıladıktan sonra borçlarından mağda. Yani borçlarını da çıkardıktan sonra efendim üzerinden bir sene geçtikten sonra zekat vermek farz olur. Allah-u yani Teala'nın emri. özel bir durum değil ama Ramazan'da tercih şimdi edilmesi sebebi, sebebi şu az önce söylediğiniz gibi. Evet aynen evet. E dediğiniz gibi. Şimdi mesela hicri seneye göre. Recep ayının birinde zengin oldu diyelim. Recep ayının birinde bunu zekat vermesi farz olur. Bu ne yapıyor? 100 gram altını var veya altın karşılığı efendim Türk lirası var. Bu parayı ayırıyor bir kenara. Ayırıyor ama Ramazan ayında veriyor. Hani Ramazan ayında bir farza verilen sevap 70 kat artıyor ya. Efendim 70 kat sevaba nail olmak için, kavuşmak için Ramazan ayında veriyor. İf zekat bedelini İhlas Vakfı'nın bank hesabına yatırabilir yine. Efendim e, telefonla arayarak veya online olarak efendim vekalet vererek vekaletinde verebilir. Biz demin bahsettiğim külliyelerimizde, yetimhanelerimizde yani gerek Afganistan'da gerek şeyde efendime söyleyeyim, Afrika'da, Çat'ta, Uganda'da efendim e, diğer Afrika ülkelerinde veyahut da yurt içindeki öğrencilerimize de burs olarak efendim ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs olarak veririz efendim. Böylece kolaylıkla Ramazan-ı Şerif'te bu ibadeti yapmak nasip ve müessir olur efendim. Peki, fitre ile zekat zaman zaman karıştırılıyor. Belki ayrı ayrı tanımlayabiliriz onları. Tabii, da. Fitre fitre ve zekat. Tabii, ayrı şeylerdir. Fitre Ramazan-ı Şerif'te tuttuğunuz orucun noksanlıklarını tamamlar. Böyle hata yapamıyor muyuz bazen ağzımızdan? istemeden bazı istenmeyen sözler çıkmıyor. Misal bu tip şeyler işte orucumuzdaki noksanlığı tamamlar sadıkayı fıtra. Efendim sadece Ramazan-ı Şerif ayında verilir. Hı hı. Efendim Ramazan-ı Şerif ayında verilir. Parası olanın zengin olanın vermesi vaciptir. Zekat ise zekat ise Zekatın nisabı farklı. Mesela şimdi sadakayı fıtra şu. Herkes verir. Yani vermeyen yoktur. Garip de verir. <laughs> efendim çünkü mesela şöyle iki tane eviniz var. Bir evinizde kendiniz oturuyorsunuz, bir dairenizde. Diğer daireyi kiraya verdiniz. Kira gelirinden istifade ediyorsunuz. Şeyde eee sadakayı fıtrada efendim o evin hesabı da yani evin bedeli de kiradaki evin bedeli de zenginlik ölçüsüne katılır. Onun için herkes verir. Hani ticaret eşyası vardır bilmem ne filan filan. Efendim dolayısıyla garip de olsa. Ne, neye sahipse ona göre. E efendim yani herkes, herkes fakirler de veriyor yani. Ama bu buğday unundan veriyor veya arpadan veriyor değil mi efendim anlattığımız gibi. Ama zekat öyle değil. Mesela iki tane im var efendim. Birinci evinde oturuyor zaten onun zekatı olmaz. İkinci evinin de kirasını alıyor. O kiralar birikip de efendim 96 gram altın değerine ulaşırsa ondan sonra zekat, zekat. verir. Ama sadakayı fıtrayı hemen vermesi lazım. <laughs> Anladınız efendim ikisi arasındaki fark, fark bu. bu. Evet yani Biri de bizim mezhebimizde zekat zaten bütün mezheplerde farzdır. ...sadıkayı fıtra bizim mezhebimizde vaciptir efendim. Peki bu seneki fitre bedeli ne kadardı? Bir kez daha. Yani 1750 gram buğday veya buğday Hı. unu eğer garipse un kaç lira şimdi? Efendim 25 lira diyelim. Efendim işte e, 1750 gram buğday unu ne tutuyorsa o fiyat. Ama hurmadan verecekse, durumu iyi ise orta halli bir hurma 400 lira kilosu efendim. 3,5 kilogram hurma ne yapar? 3 kere 4, 12. Efendime söyleyeyim yani 1400 lira falan yapıyor. 1400 lira bir kişinin hurması. Efendim 4 kişi aile ise 4000 lira. 4 kere 4, 16. 5600, 5600. 5600 lira. 5600 lira verecek yani. Artık kendi durumuna göre bu kendini tayin edecek. Ne kadar çok verirse Allah için veriyor çünkü. Allah emret diye veriyor. O kadar çok sevaba giriyor. Bir de garibanı sevindiriyor. ihtiyaç sahibini sevindiriyor. Kaç yönlü sevap alıyor. Bir kere Allah-u Teala'nın emrine itaat ettiği için, onun emrini tuttuğu için sevap alıyor. Bir de ne için sevap alıyor? Garibi, garibanı, ihtiyaç sahibini sevindirdiği için sevap alıyor. Ne kadar çok verirse o kadar çok sevin, sevindiriyor. O kadar çok mükafata kavuşuyor efendim. E sona doğru geliyoruz artık. E, tabii e, bir maalesef ki buruk da girdik Ramazana. Evet, Hala e, Gazze'de bombalamalar evet. devam ediyor. Hatta e, yardım bekleyenlerin üzerine dün ve bugün de maalesef evet. Bombalar lar yağdı. Ee, belki bir mesaj hem Ramazan mesajı ile birlikte tabii, hem de tabii, e, tabii. maalesef böyle bir tabloyla karşı evet. karşıyayız. Bu hassasiyeti de dile getirebilmek noktalayabiliriz. Şimdi önce şunu ben arz edeyim. Maalesef efendim e, Batı yeni yeni uyanmaya başladı Gökhan Bey. Mesela Amerika'da filan gençler toplanıyorlar. İsrail'in zulmünü değil mi telin ediyorlar. Efendim İslam dünyası bir ve beraber olabilmiş olsaydı. Türkiye'nin 20 yıldır göstermiş olduğu hassasiyeti Arap dünyası İslam dünyası da gösterebilmiş olsaydı efendim Gazze Filistin bu durumlara düşmezdi. Allahu Teala cümle e, İslam aleminin bu hususlarda ibret almasını nasıl müyesser eylesin. Efendim ve bir daha böyle acılar yaşamasın cümle İslam aleminin efendim bilhassa Türk milletinin bilhassa vatandaşlarımızın efendim Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. İnşallah sulh, barış, huzur, sükun içerisinde bir Ramazan-ı Şerif geçirmemizi Allah'ım hepimize nasip ve müessir eylesin inşallah. Amin. Noktalayacağız ama belki bir hatırlatma açısından kısaca değinmiştiniz e, yurt dışındaki faaliyetlerle ilgili. Belki evet. üstünden geçebiliriz. E, Afrika'da siz iftar sofraları kuruyorsunuz. Evet. Afganistan dediniz. Afganistan'da e, ülkede, kuruyoruz. E, e, orada da faaliyet kuruyorsun. gösteriyor. Nasıl? Kaç ülkede faaliyet gösteriyor İhlas Efendim, e, Afrika'da, Çat'ta, Uganda'da, Somali'de, Sudan'da da gösteriyoruz ama Sudan'da iş harf var. Şimdi video filan alamıyoruz oradan efendim. Hı -hı. Afganistan'da zaten efendim e, yıllardan beri faaliyetimiz var. Efendim mesela Afganistan'da e, son 2023 yılında sadece 2023 yılında 55 külliye inşa ettik. 25600 öğrenci var. Bu 25 bin 600 öğrencimiz orada eğitim, öğretim görüyor, tedrisat görüyor. Hı hı. Efendim dinlerini öğreniyorlar, okuma yazma öğreniyorlar. Çok şükür. Ve biz onlara iftar veriyoruz işte. Vatandaşımız 100 lira göndererek oralarda iftar vermiş oluyor. O yavruların, o gözlerindeki sevinci bir görseniz. Efendime tam tam söyleyeyim. onu soracaktım. Nasıl evet. reaksiyon gösteriyorlar? Türkiye Efendim, hakkında ne söylüyorlar? Türkiye'yi bir kere bizden çok seviyorlar. İnanın yani hayranlar Türkiye'ye biz ya hani sudaki balık balık suyun kıymetini bilmez ya biz yurdumuzun Türkiye'nin kıymetini inanın bilmiyoruz. İçinde olduğumuz için. Evet onlar o kadar kıymetini biliyorlar ki o kadar seviyorlar ki ve Türkiye'dekilere o bağışları gönderenlere o kadar dua ediyorlar ki tarif edemem. Çünkü haftada bir gün o Afgan pilavı dedikleri pilavdan yiyebiliyorlar. Haftada bir gün Perşembe-Cumaya bağlayan gece, gündüzleri de kahvaltı olarak şekersiz çaya şeker bulamıyorlar, hı hı. şekersiz çaya kuru ekmek banarak ekmeği yumuşatıyorlar. O şekilde kahvaltı yapıyorlar. Yanında zeytin, peynir böyle bir şey de yok efendim. İşte oralarda iftar veriyoruz her gün. Oralarda sahur veriyoruz efendim. Onun için bütün bağışçılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Peki. Hepsine den Allah razı olsun diyoruz. Hepsine dualar ediyoruz. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için sayın Mahmut Kemal Aydın değerli bilgiler verdiniz. Estağfurullah. Çok sağ, olun. sağ olun. efendim. Teşekkür ederiz.